Gözler kalbin aynasıdır. Bu sözü hatırladınız değil mi? Gözler aynı zamanda kalp sağlığının da habercisidir. Eğer bulanık görme, göz bebeğinde kanlanma veya uçuşan noktalar görüyorsanız, bunlar sağlığınızla ilgili sorun olduğunun ipuçları olabilir. Bu videoda sizlerle gözlerimizden anlaşılacak bazı sistemik hastalıklardan ve göz sağlığımız için almamız gerekli destek ürünlerinden bahsedeceğim. Şimdi başlıyorum. Gözler doktorların herhangi bir cerrahi işlem yapmadan kan damarları, sinirler ve bağ dokuları hakkında gözlem yapabilecekleri bir organdır. Göz bebeğinin arkasında retinada daralan damarlar veya az kanlanma gözlenirse bu kalp ve damarlarla ilgili genel bir veri sunabilir. Hipertansiyon, yüksek kolesterol veya kalp krizi risklerini de düşündürebilir. Belki de göz muayenesi sadece gözlerimizi değil, hayatınızı da kurtaran bir işlem olabilir. De yüksek tansiyon retinopatiye neden olabilir veya damarlardaki kötü yönde değişiklikler, bulanık görme, göz bebeğinde kanlanma, sinir hasarlarının olması hatta tam görme kaybına bile yol açabilir. Bu nedenle en az yılda bir hem tüm vücut hem de göz muayenesi çok önemlidir. Gözlerimiz glokom, makula dejenerasyonu, katarakt, bilişsel gerileme, demans, karaciğer ve akciğer hastalıkları ve multiple sklerosis de denen MS hastalıkları hakkında ipuçları verebilir. Bu bölümde sizlere gözlerinizden anlaşılacak 8 hastalık hakkında bilgiler vereceğim. İlki romatoid artrit. Göz muayenesi sistemik iltihabınız var mı yok mu bilgi verebilir. Eğer kuru göz, kanlı, kırmızı göz bebeği ve şiddetli ağrınız varsa bu sizde romatoid artrit varlığını düşündürebilir. Ağrı ve kırmızılık skleranın iltihaplanmasını gösterebilir. İltihaplanmada göz bebeği pembeye dönüşecektir. Ağrı özellikle geceleri artar, yüz ve çeneye de vurabilir. İkincisi tiroid hastalığı. Eğer göz yuvarlağınız dışa doğru büyümüş duruyorsa aşırı aktif tiroidiniz vardır. Yani hipertiroid hastası olabilirsiniz. Bu durum Graves hastalığının da bir belirtisi olabilir. Bu durum kuru göz, bulanık görme, görme kaybı gibi belirtiler gösterebilir. Üçüncüsü lupus. Lupus bir otoimmün hastalıktır. Yani sizin savunma sisteminiz kendi sağlıklı organlarınıza yanlışlıkla saldırıyor. Bu durum saldırılan organdan başka bütün sisteminizi de etkileyebilir. Lupus özellikle göz kapaklarınızdaki deride değişiklikler oluşturacak. Kuru göz ve göz bebeğinizde iltihaplanma yapacaktır. Dördüncüsü beyin tümörü. Beyin tümörü gözün arka bölümlerinin muayenelerinde optik sinirde bir baskı varsa bu beyin tümörünün sebep olduğu kafa içi basıncındaki artış ve şişmeden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca çift görme ya da görüşün daralması, pupildeki değişiklikler beyin tümörü riskini artıran belirtilerdir. Beşinci maddemiz diyabet. Göz yuvarlağının arkasındaki retinadaki kılcal damarlar belki de sizde şeker hastalığı olduğunu gösterebilir. Bu kılcal damarlar kandaki fazla şeker sonucu bozulurlar ve yeteri kadar sağlıklı kanlanma sağlayamazlar. Ve bu durum görme kayıplarına da yol açabilir. Göz doktorunuzun ayrıntılı muayenesi sonucu gözlemlenebilecek bu hastalık diyabetik retinopati olarak adlandırılır. Erken belirtiler bulanık görme, göz önünde uçuşan cisimler, siyah noktalardır. Bunlar bazen yaşlanma ile de oluşabilir. Ancak diyabetik retinopatide retinada yeni damarlar görülebilir ve sıklıkla vitreöz alana kanamalar görülür. Bunlar da görme daması oluşturur. Daha ileri safhalarda vitreöz alan büzüşür ve retina tabakasından kopar. Bu da görme kaybına yol açabilir. Bununla birlikte eğer sizde uçuşan siyah noktalar görme ve retinopati varlığına ilave aşırı susama, sık sık acıkma, idrara çıkma, yorgunluk hissetme, beklenmeyen kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda karıncalanmalar, deride siyah lekeler gibi belirtiler de varsa şeker hastası olma olasılığınız oldukça fazladır. Altıncı maddemiz yüksek kolesterol. Kolesterol vücudumuzdaki tüm damarlarda önemli görevleri vardır. Ancak kötü kolesterolün fazlası atar damarlarda tıkanıklık yapabilir. Bunu okside olmuş LDL kolesterolü yapar. Bu da kalp krizi riskini artırır.
okside LDL'nin oluşma nedenleri arasında okside olmuş sebze tohum yağları, çokça bunları tüketmek, yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ambalajlı ürünleri tüketmek sayılabilir. Göz doktorunuz göz kapaklarınızdan, korneadan ve retina muayenesinden sizde bir rahatsızlık olup olmadığını size söyleyecektir. Örneğin sizde ksantelasma denilen bir belirti yüksek kolesterolle ilişkilendirilebilir. Bu rahatsızlıkta göz kapaklarında veya kenarlarında, burun kenarında sarı renkli yağlı kolesterol varlığı gözlenebilir. Diğer bir durum arcus senilis de yüksek kolesterolü işaret eder. Normalde kornea temiz bir dokudur. Ancak bu rahatsızlıkta kornea kenarındaki beyaz veya gri yuvarlaklar belirgin halde görülür. Bu durumda kişide yüksek kolesterol varlığından söz edilebilir. Yedincisi tıkalı arterler. Göz muayenesi sırasında eğer kılcal damarlarda tıkanıklıklar gözlemleniyorsa bu durum sizin diğer damarlarınızda da bu durumun olup olmadığı hakkında fikir verecektir. Bu da genel sağlığınız için tehlikeli bir durumdur ve tedbir almanız gerekmektedir. Retinadaki tıkanıklık sonucu beslenemeyen sinir hücrelerinin ölümü olacaktır ve sonuçta da bu durum sizde görme kaybına bile yol açabilir. 8. maddemiz yüksek tansiyon. Göz doktorunuz gerekli muayene sırasında sizde yüksek tansiyon olup olmadığını gözlemleyebilir. Retinadaki kılcal damarlarınızın durumu, sizde bulanık görme olup olmadığı, arterler ve toplar damarlar arasındaki boyut farklılıklarının normal olup olmadığı gibi veriler karar vermeye yardımcı faktörlerdir. Sağlıklı bireylerde retinal arterlerle toplar damarlar arasındaki büyüklük 2-3 kat toplar damar lehinedir. Bu oranda arter lehine bir değişiklik hipertansiyon olma olasılığınızı artırır. Şimdi de gözleriniz için yararlı 8 vitaminden bahsedeceğim. Yaş aldıkça glokom, maküler dejenerasyon veya katarak gibi göz hastalığına yakalanma riskimiz artar. Birçok insan ayrıca kuru, tahriş olmuş ve kaşıntılı gözler, telefonlara ve bilgisayarlara bakmaktan göz yorgunluğu ve retinopati adı verilen sinir hasarı yaşar. Yeterince vitamin ve mineral almazsanız gözlerinizdeki sinirler ve küçük kan damarları hasar görerek görme bozukluğuna ve göz hastalıklarına neden olur. Gözlerinizin sağlığını iyileştirmek, hem onarmak hem de korumak, parlak ve sağlıklı kalmaları için tüketebileceğiniz bazı vitamin ve mineraller vardır. İşte bugünün videosu hakkında konuşacağımız şey de tam olarak bu vitaminler ve mineraller. Bunlar da sizin göz sağlığınız için çok önemli unsurlardır. Evet, ilk olarak retinol, aktif A vitamini ile başlıyorum. Retinol, yumurta sarısı, tereyağı, peynir, morina karaciğer yağı ve organ etlerinde yani sakatatlarda bulunan A vitamininin aktif formudur. Bu göz sağlığı için en önemli besindir. Çünkü gözlerinizin yağlanmasına ve korunmasına yardımcı olur. Ayrıca gece körlüğü ve parlak ışıklardan kaynaklanan tahrişi önleyerek geceleri iyi görmenize yardımcı olur. Günde bir çay kaşığı çiğ, sızma, morina, karaciğer yağı almak aktif A vitamini ile gözlerinizi beslemenin en iyi yoludur. Düzenli olarak bunu almak kuruluğu, kanlı gözleri ve tahrişi tedavi edebilir. İkinci maddemiz lutein ve yanında astaxantin. Lutein, retinanızın ışığı ve rengi yakalamasına yardımcı olan ve bu sinyalleri beyninize göndererek net resimler görebilmeniz için en önemli bitki kimyasallarından biridir. Astaxantin, yaşla birlikte gelişebilecek makula dejenerasyonu, merkezi görme kaybı ve katarakların önlenmesine yardımcı olur. Vücudunuz bunu gözünüzün arkasında bir ışık filtresi oluşturmak için kullanır ve göz dokularını güneş ışığından gelen ultraviyole hasarından korur. Bu karotenoidlerin her ikisini de lahana, kara lahana, marul, pazı, biber, kabak, brokoli, yumurta sarısı gibi sebzeleri yiyerek yüksek miktarlarda alabilirsiniz. Takviye olarak da ürünlerde vardır. Kombinasyon olarak da bulabilirsiniz. Bunlardan da günlük dozlarında uzman doktorun önerisine göre kullanabilirsiniz. Üçüncü maddemiz çinko. Gözlerinizin yüksek düzeyde çinko içerdiğini biliyor muydunuz? Bu antioksidan mineral retinanızda görsel pigmentler oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılır. Böylece renkli net görebilirsiniz. Çinko
A vitamini, retinol bunu da aktive etmeye yardımcı olur. Böylece özellikle geceleri düzgün bir şekilde görebilirsiniz. Ne zaman bir yaralanmaya maruz kalsanız, bir hastalık veya iltihap geçirseniz vücudunuz sizi iyileştirmeye çalışmak için çinko depolarını kullanır. Yaşlandıkça çinko tüketen ve bu nedenle görüşümüzü daha da kötüleştiren birçok rahatsızlıktan muzdarip oluyoruz. Çinko eksikliği makula dejenerasyonu ve katarak gelişmesi riskini artırır. Nerelerde bulunur diye aklımıza bir soru gelirse, istiridye, yengeç, midye, karides gibi canlılarda kabak çekirdeği çiğ olarak tüketerek çinko ihtiyacınızı alabilirsiniz. Telli olmazsa alternatif olarak günde 30 mg'a kadar çinko picolina takviyesi alabilirsiniz. Dördüncü maddemiz benfotiamin. B1 vitamini. Şeker, rafine un veya tahıl yediğinizde kan şekeriniz yükselir ve bu da B1 vitamini depolarınızı tüketir. Vücudunuzda yeterli B1 vitamini olmadan sinirlerinizin etrafını koruyan miyelin tabakası hasar görür. Gözleriniz ve optik siniriniz milyonlarca sinir lifi içerdiğinden bu tip abur cubur tüketimleriniz, yüksek kan şekeri, yemek bunlar sinir sisteminize ve göz sinirlerine oldukça zarar verecektir. Bu özellikle diyabeti veya prediyabeti olan kişilerde yaşlandıkça çok daha yaygın olan retinopati adı verilen bir hastalığa neden olacaktır. Gözlerinizdeki sinirleri onarmak ve daha fazla hasarı önlemek için vitamin B1 yani benfotiamin yağda çözülen bir versiyonu olan benfotiamini alabilirsiniz. Bundan günde sabah akşam 300 mg olarak yine doktor kontrolünde kullanabilirsiniz. Bu beyninizin ve sinir sisteminizin yağ katmanlarına nüfuz edecek ve sinirlerinizi iyileşmesini sağlayacaktır. Beşinci maddemiz B2 ve B3 vitamini. Hasarlı dokuları ve sinirleri koruma ve onarma konusunda çok güçlü etkileri vardır B2 ve B3 vitaminlerinin. Örneğin B3 niasin gözde basınç ve sıvı biriktiği yaygın bir göz rahatsızlığı olan glokomu önleyebilmektedir. B2 vitamini riboflavin olarak da adlandırılır. Katarakt ve makula dejenerasyonu gelişme riskini azaltır. B vitaminlerinizi artırmak için her gün 1-2 yemek kaşığı besin mayası veya daha fazlasını tüketin. Ayrıca somon, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta yiyerek de bu ürünleri alabilirsiniz. Ancak yeterli olmadığı takdirde mutlaka takviye ürünlerden de yararlanmalısınız. Altıncı maddemiz safra tuzları. Sindirim enzimleri. Safra karaciğeriniz ve safra keseniz tarafından yapılan yağlı yiyecekleri sindirmenize ve gözleriniz için gerekli olan A vitamini, lutein ve astaxantin gibi yağda çözünen besinleri vücudunuza almanıza yardımcı olan önemli bir sıvıdır. Ancak karaciğer yağlanması, safra kesesi sorunları, asit reflüsü, hazımsızlık, IBS, iltihaplı bağırsak sendromu veya diğer sindirim problemleriniz varsa o zaman yeterince safra salgılanamıyor. Bu vücudunuzun gözleriniz için önemli besinleri emmesini de zorlaştırdığı sonucunu doğurur. Safra akışını artırmak için her yemekten önce 2-3 adet sindirim enzimleri içeren kapsüllerden alabilirsiniz. 7. maddemiz omega 3 yağ asitleri. Sinirlerinizi, gözlerinizi ve beyninizi iyileştirmeye gelince yani omega 3'ler açısından EPA ve DHA'nın zengin olan ürünlerden tüketmeniz çok önemlidir. Bu omega 3'ler gözlerinizdeki sinirleri ve kan damarlarını korur, iyileştirir. Onları oksidatif hasardan korur. Araştırmalar 3 ay boyunca günlük düzenli dozlarda balık yağı almanın kuru göz belirtilerini hızla azalttığını ve bezlerin daha fazla gözyaşı sıvısı üretmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunu yaban, somon balığı, sardalya, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıklar yiyerek de elde edebilirsiniz. Omega 3'ler anti-inflamatuar yani iltihaplanmayı azaltan bir fayda sağlar. Yetişkinler için EPA ve DHA değerleri toplam 1 gramdan az olmamak üzere destek ürünlerinden de tüketebilirsiniz. 8. maddemiz C vitamini. C vitamini genç ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız günlük olarak tüketmeniz gereken karmaşık bir antioksidandır. Gerçek C vitamini dolmalık biber, sivri biber, lahana, yeşil yapraklı sebzeler, çilek, lahana gibi ürünlerde, narenciyelerde biliyorsunuz bunlar da bulunur. Bunlardan yeterli tükettiğiniz zaman
C vitamini ihtiyacınız karşılanabilir. Ayrıca bu C vitamini çevremizde bulunan yüksek kan şekeri ve zararlı kimyasalların neden olduğu oksidatif hasardan da gözlerimizi korumaya yardımcı olur. Araştırmalar yaşa bağlı makule dejenerasyonu ve görme keskinliği kaybı riskini büyük ölçüde azalttığını gösteriyor. Sigara içiyorsanız vücudunuzu oksidatif hasara karşı korumaya yine C vitamini alarak da yardımcı olursunuz. Gerçek C vitamini sadece askorbik asit değildir. Bu kısım çok önemli. Gerçek C vitamininde ayrıca biyoflavonoidler, rutin, hesperidin, tirosinaz enzimi gibi ilave maddeler de bulunmalıdır. Ayrıca bakır, potasyum içeren P, K, C faktörleri de bu C vitamini kompleksi içinde olması gerekir. Lütfen C vitamini ürünü alırken bunlara dikkat ediniz. Gördüğünüz gibi gözlerinizi dejenerasyona, kuru gözlere, görme kaybına ve hastalıklara karşı iyileştirmek ve korumak için kullanabileceğiniz bir dizi güçlü besin ve vitamin var. Bu besinlerin çoğu zaten düzenli olarak tükettiğiniz besinlerde de bulunmaktadır. Ancak yeterli olmadığı zaman biraz önce anlattığım destek ürünlerinden de yardımcı olabilirsiniz. Artık gözlerinizi beslemek için gereken besinlerin farkındasınız. Hadi gözlerinizi korumak için kullanılabileceğiniz, yani yaşamınıza katacağınız bir takım ipuçlarıyla videomu tamamlayayım. İlki, telefonunuza, bilgisayarınıza ve tabletlerinize mavi ışık filtresi uygulayın. Çünkü bu mavi ışık gözlerinize zarar vermektedir. Ekranlar retinanıza zararlı olan mavi ışık yayan ledler içermektedir. Mavi ışık gözlerinizi tahriş eden fotokimyasal hasara neden olabilen kısa yüksek enerjili bir dalgadır. Mavi ışık uygulamaları veya mavi ışığı engelleyen camlardan yararlanmanız iyi bir seçenek olacaktır. İkinci tavsiyemiz, günde en az bir kez doğada yürüyüşe çıkın, fırsat buldukça uzaklara bakın. Örneğin gökyüzü veya uzaklardaki nesneleri görmeye çalışın. Bu gözlerinizdeki küçük kasları gevşemesini engelleyecektir. İltihaplanmayı azaltacaktır. Lenslerin zamanla şekil değiştirmesini, yani astigmat olmanızı da önlemeye yardımcı olacaktır. Üçüncü tavsiyemiz susuz kalmamak. Bunun için günde en az 2 litre su tüketin. Gözünüzü zorlu ortamlardan korumak için göz yüzeyinizi kaplayan daha sağlıklı gözyaşı oluşturmak için bu sıvı tüketimi çok önemlidir. Dördüncü tavsiyemiz, göz kuruluğundan acı çekiyorsanız sıvı MSM, yani metil sülfanil metan damlaları da deneyebilirsiniz. Bu gözünüzün beyazını aydınlatmaya yardımcı olan, lenfatik direnci iyileştiren, kir ve tahriş edici maddeleri temizleyen doğal bir solüsyondur. Mutlaka uzman doktorunuz kontrolünde bu ürünü de kullanmanız size tavsiye edilir. Gözde uçuşan cisimleri azaltmaya da yardımcı olacağını göreceksiniz. Beşinci tavsiyemiz, soya, kanola, ayçiçeği, pamuk tohumu yağı, margarin gibi bitkisel yağlardan uzak durun. Bunlar son derece vücudunuzda iltihap oluşturacaktır. Makula dejenerasyonuna neden olabileceklerdir. Bunun yerine Hindistan cevizi yağı, efendim soğuk preslenmiş kaliteli zeytinyağları, avokado yağı ya da işte otla beslenmiş hayvanların tereyağı gibi ürünleri kullanmanız sizler için faydalı olacaktır. Kaliteli tereyağların içinde de yeterli derecede A vitamini olduğunu da bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere gözlerinizden anlaşılacak hastalıklardan ve göz sağlığınız için neler yapmanız gerektiği ile ilgili bir sunum yaptım. Umarım size faydalı olmuşumdur. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşınız lütfen. Kalın sağlıcakla.